Herkese merhaba. Bugün sizlerle nakışlı toka dikeceğiz. Videonun başında gördüğünüz kırmızı tokayı birlikte dikeceğiz bugün. Ben beyaz olan tokayı deneme amaçlı dikmiştim. İkisinde de farklı kumaş kullanıyorum. Videonun sonuna doğru da size karşılaştırmalı olarak anlatmaya çalıştım. Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. O zaman vakit kaybetmeden tokamızın yapımına geçelim. Tokamı yaparken kullandığım kumaş poplin bir kumaş. Poplin kumaşımdan 3 parça kestim. Bu parçalarımın ölçüleri... İlk parçamın ölçüleri 26 cm 16 cm. İkinci parçamın 26 cm 10 cm. Son parçam ise 9 cm 5 cm. İki ana parçama yapışkanlı fitilik yapıştıracağım öncelikle. Büyük olan parçam kuşağımda, küçük olan ise fiyon kısmı. Aynı ölçülerde yapışkanlı fitilik kestim ve yapışkanlı kısmı kumaşın arka yüzeyine gelecek şekilde ütüleyeceğim ve birbirlerine yapıştıracağım. Tokamızı tamamlamak için bu şekilde bir toka aparatına ihtiyacımız var. Ben evdeki malzemelerimin arasından buldum. Siz takı malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Tokamın kuşak kısmına nakış yapacağım. O yüzden bu nakış ipliklerini kullanacağım. Ben aslında Demse markasına ait nakış ipliklerini kullanmayı tercih ediyorum. Burada bulamadığım için bunları kullanacağım. Ve nakışımı yapabilmek için iğneye ihtiyacım var. Ve bir de uçucu kalemim var. Bunun dışında ütüye, makasa, dikiş makinesine dikiş ipliklerine ihtiyacınız olacak. Nakışımı yapmadan önce fitiliklerimi yapıştırmayı tercih ettim ben. Çünkü poplin ince bir kumaş, fitilik yapıştırdığımızda daha rahat nakış yapabiliriz. Fitiliğimin yapışkan olan kısmını kumaşımın arka kısmına denk getiriyorum. Ve ütüyü poplin kumaşımın üzerinden yapıyorum. Çok yüksek ayarda yapmamanızı öneririm. Çünkü bu sefer fitiliğiniz büzüşebilir. Her iki parçama da fitiliğimi yapıştırdım. Şimdi büyük olan parçamı alıyorum ve nakışımı işlemeye başlayacağım. Öncelikle nakışımın yerini belirliyorum. Kuşak elde edebilmek için kısa kenarından ikiye katlayacağız. Ben de o şekilde yapıyorum. Ve dikiş paylarımı göz kararı çizerek nakış desenimin hangi noktaya geleceğine karar veriyorum. Ve ben basit bir desen seçtiğim için kalıp kullanmadan bu şekilde çiziyorum. Nakış ipliklerimden beyaz olanından alıp bir parça kesiyorum ve onu ikiye ayırıyorum. Toplamda 6 tane ipiniz oluyor bu nakış ipliklerinde. Yani 3 tanesini kullanacağım. Çizdiğim kar küresi deseninin bütün etrafını beyaz ipimle sap işi yapacağım. Ve bu tekniğin yapılışını çok detaylı anlattığım videomun linkini yukarıya ekliyorum. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ağacımı ise yeşil renkle işleyeceğim. Tam ortasını işlerken yine sap işi tekniği kullanıyorum. Dal kısımlarını ise böyle basit bir şekilde işlemeyi tercih ettim. Daha sonra beyaz ipimle kar küresinin içerisine, yukarı kısmına gelişi güzel bir şekilde Fransız düğümü yapıyorum. Fransız düğümünü de detaylı bir şekilde anlattığım videomun linki var. Onu da yukarıya ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Nakışımızı işlemeyi bitirdik. Şimdi artık dikim aşamalarına geçebiliriz. Bu parçamı bu şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra tekrar ikiye katlıyorum ve nakış desenimin yerine göre bu şekilde bir işaret alıyorum. Çünkü kuşağımın uç kısımlarının verev olmasını istiyorum. Ve bu şekilde kesiyorum.
kısımdan başlayıp bu kısma kadar dikiyorum. Orta kısımda bu şekilde bir boşluk bırakıyorum. Ve diğer kısımları yine bir makine ayağından dikiyorum. Şimdi fiyonk olarak kestiğimiz parçayı uzun kenarından bu şekilde ikiye katlıyorum. Bu parçamda da bu şekilde bir boşluk belirliyorum. Dikişime bu kısımdan başlayıp buraya kadar geliyorum. Bu kısımda boşluk bırakıp daha sonra bu küçük kalan kısmı dikiyorum. Yine dikişimi bir makine ayağından yapıyorum. Dikişlerimizi tamamladık. Şimdi her iki parçamda da dikiş paylarımı birazcık kesiyorum ve inceltiyorum. Köşeleri de bu şekilde yapıyorum. Daha sonra boşluk kalan kısımlardan parçalarımı çeviriyorum. Küçük olan parçamı da kısa olan kenarından ikiye katlıyorum. Dikişime buradan başlayıp buraya kadar yapıyorum. Bu kısmı da boşluk bırakıyorum. Bu parçamızı da diktikten sonra bu şekilde ters çeviriyorum. Bütün parçalarda boşluk bıraktığım kısımları elde gizli dikiş yaparak dikiyorum. Bütün parçalarımızın el dikişlerini de bitirdim. Şimdi birleştirmeye geçmeden önce son bir ütü yapıyorum. Daha sonra fiyonk yapmak için hazırladığım parçamı alıyorum. Uçucu kalemimle orta noktalarını belirliyorum. Ve daha sonra bu şekilde katlıyorum. Aynı işlemleri bu parçamda bu şekilde yapıyorum. Ve kuşağımı da fiyonguma sabitliyorum bir dikişle. Dikiş ipimi kesmeden bu toka aparatımı bu iki parçama arka kısımdan yapıştırıyorum. Ve fiyonkla kuşağımı birleştirmek için hazırladığım parçayı tokanın bu kısmından geçiriyorum ve elimde dikiyorum. Ve bu şekilde tokamızı hazırlamış olduk. Bu şekilde videonun başında gösterdiğim bir de beyaz renk olan bu tokam vardı. Beyaz renk tokayı çalışırken dak keten kumaş kullandım. İçerisine fitilik veya tele yapıştırmadım. Daha uzun kuşaklı bir model dikmek istiyorsanız daha dökümlü durması için bu dak keten kumaşı kullanabilirsiniz. Ama daha kısa modellerde içerisine yapışkan fitillik ekleyerek bu şekilde dikince poplin kumaş kullanınca daha güzel duruyor bence. Ama erik kumaşı kullandığımızda da oldukça güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.